Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi. Ben hoş geldiniz. İlk programınız. Ben de sizin konuğunuzum. İnsan ve sosyal gelişim neler söylersiniz? Ben insani ve sosyal gelişim patent tescilini yaptığımız ders olarak da inşallah vermeye başlayacağımız aşağı yukarı 20 yılı alan bir çalışma süreci. Bizim doktora tezimiz Kur'an-ı Kerim ışığında insan tipleri ve davranışları üzerineydi. Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi'nde vatani görevimizi yaparken yaptığımız çalışmalar bize farklı bir boyut kazandırdı. Çok defa insan kişisel gelişim olarak bahsedilen gelişim alanını incelediğimizde bunun çok bizim kültürel kodlarımıza ve değerlerimize uygun olmadığını, bunu biraz daha farklı boyutlarda geliştirmek gerektiğini düşündük. Ve yaptığımız çalışmalar insani ve sosyal gelişim olarak şekillendi. Bunu alanın otoritelerinden Doğan Cüceloğlu gibi, Haluk Yavuzer Hoca gibi, yine Maltepe Üniversitesi bu fikrimize sahip çıktı. İnşallah Maltepe Üniversitesi'nde bu sene İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bir ders olarak hayata başlayacak. Bu çekimlerimizle size çok teşekkür ediyorum. Belgeselciliği ilmi alanda tarih ve kültürle insan ve sosyal konulara da ağırlık vererek hayata taşıdığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Çünkü tarihe not düşmek dediğiniz bir ciddi kavram var. O tarihe not düşmek belki bizim için de şu anda bunun kayıt haline gelmesi. Ki TRT Anadolu'da da böyle bir program çekimi olmuştu. Onun videolarına da ulaşmaları mümkün dinleyicilerimizin. İnsani ve sosyal gelişim, insani gelişim, ailevi gelişim, kurumsal gelişim, toplumsal gelişim ve küresel gelişim şeklinde 5 gelişim sistematiği üzerinde yükseliyor. Bunun prensipleri var, yaklaşım tarzları var, teorileri var. Bunu biz bir ana bilim dalı, ilmi bir alan olarak düşünerek yola çıktık. Tabii bir şeyin oluşumu, gelişimi, süreci ciddi bir emek, ciddi bir mayalanma süreci. Ben 2002'de doktoramı aslında tamamladım. 2002-2018, 16 yıldır aşağı yukarı bu konu mayalanma sürecine bıraktım. Ciddi anlamda akademik bilgi ve yayın noktasında biraz geri durdum. Bunu çok bilinçli olarak yaptım. Çünkü bu alanın benim altyapım ilahiyat, tefsir alanı. Ki Kur'an-ı Kerim'in insani ve sosyal hayatımıza bakan birçok ciddi verileri var. Zaten ana kaynak ilahi rehberliğin devamı olarak bir kitabın mensuplarıyız biz. Dinler tarihi açısından da bakıldığında ilk insan, ilk peygamber. Allah kulunu hiçbir dönemde rehbersiz bırakmamış. Hem büyük kitaplar olarak düşündüğümüzde İncil-i Şerif'i, Tevrat-ı Şerif'i ki biz bunları kitaplara iman bahsinde biz o kitaplara inanmazsak Müslüman olamayız. Dolayısıyla bizim Hristiyanlıkla veya Yahudilikle asıl kaynakların bakımından bir problemimiz yok. Bizim iddiamız ne? Onların o kaynakları tahrif olduğu için, yani Tevrat'ın aslı kaybolduğu için İsa Aleyhisselam geldi ve İncil kitabı geldi. Ondan dolayı bir cehalet devrinde Peygamber Efendimiz insanlığa bir nur olarak ön plana çıktı. Tabii bizim bu konseptimiz insani ve sosyal gelişim alanı direkt dini referanslardan ziyade evrensel değerleri, psikoloji, sosyoloji, din psikolojisi, din sosyolojisi, eğitim gibi alanları da içine alan disiplinler arası bir çalışma sistematiği. Doğum noktası da birçok defa ön plana çıkan kişisel gelişim gibi bir anlayış var. Bu genellikle ferdi kişinin gelişimine atıfta bulunan bir yaklaşım. Biz burayı insani gelişim olarak alıyoruz. Ki insani gelişim dediğimizde de insanın kalbi,
kafası, kesesi, kemeri ve kelamı. 5K diyoruz. Ben ilk başlarda bu sistemi kurgularken kalp ile kafa arasındaki bağ, ki İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-ül-Ulumuddin eserinden esinlenerek böyle bir tasnifle başlamıştım. Kalp imanın makarı iken kafa da bilginin makarı, yerleştiği, karar kıldığı yer. Ama iman ile kalp arasında bir bağ olduğu gibi bilgi ve akletme arasında da bir güçlü bağ var. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا şeklinde ayet-i kerime. Onlar için kalpler vardır, onu da akletmezler diye Kur'an-ı Kerim akla, aklın bir fonksiyonunu kalbe atfediyor. Burası tabii derin uzun üzerinde konuşulması gereken alanlar. Kalp ve kafa, birisi imanın dedik ki vicdan dediğimiz, bizim dilimize özel gönül dediğimiz kelimeler de bu bağlamda, bu semantik anlam dünyasında ele alınabilir. Kafa bilgi, ki bilgi sadece insana mahsus bir unsurdur. Bilginin üretilmesi, kullanılması, o bilgilerden yeni bilgilere erişilmesi, işlenmesi ve bunun işe yarar hale gelmesi, ki biz de ilmi bilginin pratik hayatımıza taşınması. Bunu askerlikteki rehberlik ve danışmanlık merkezinde yaptığım görev esnasında fark ettim. İşte bir doktora tezi yazdık efendim, bir ünvan aldık, bir kitabımız oldu. Yarın bir iki makale, bir iki kitap daha aldığımızda ünvanları alabiliriz. Ama bizim bilgilerimizin pratik hayatta karşılığı ve değeri var mı? Veya diğer taraftan soracak olursak soruyor. İnsanımızın pratik hayatına değer katıyor, onlar için bir mana ifade ediyor bizim ürettiğimiz bilgini. İşte bu noktada biz biraz daha sahaya yönelik çalışmaları ön plana çıkardık. Günlük hayatımızda insanların hayatına dokunan, insanların problemlerine çözümler üreten, insanları farklı şekilde, efendim son zamanlarda aile açısından problemler var. Ciddi anlamda boşanmalar var. Veya kurumların yapıları var, kurum kültürü var. Kurumda çalışanların ast-üst ilişkilerinin farklı gelişimleri var. Bunu kurumsal gelişim olarak ele alıyoruz. İnsani gelişim tarafı, kurumsal gelişim tarafı, efendim ve toplumsal gelişim tarafı. Şimdi her işin bir ince noktası var. Şimdi şu telefonla kayıt yaparken bile bu kaydın açısını ayarlayamadığınızda bir problem yaşıyorsunuz. Şimdi vasıtaları hedefe uygun kullanmak, doğru şekilde kullanmak önem arz ediyor. Bizim de temel fonksiyonumuz bilginin pratik hayatta işe yarar hale gelmesi, insanların hayatına dokunması. İnsani ve sosyal gelişime tekrar gelecek olur isek, biz bunu beşli gelişim sistematiği ve bir patent tescilliğiyle şekillendirdik. 2008 yılında efendim Türk Standartları Enstitüsü'nün tescilliğiyle bir patent, ki 10. yılını dolduruyor, yakında 10 yılını doldurmuş, tekrar yenileme noktasına geleceğiz. Bu senede bahsettiğimiz gibi inşallah, ki bu çekimler Maltepe Üniversitesi'ndeki dersimiz için de bir materyal olacak gibi görünüyor. Arkadaşlarımız oradan bunları zaten ben bir ders vererek biraz daha olgunlaştırıp güçlendirme, bu mayalanma sürecini bir zirveye taşıma şeklinde bir hedefimiz ve niyetimiz var. Ki bu manada hem Rektör Şahin Karasar Bey'e, hem Rektör Yardımcımız, ki Betül Çotuk Söken İstanbul Üniversitesi'nin felsefe bölümünün tarihten günümüze bir köprü kişilik, onunla da bu konuları paylaştığımızda heyecan duyduk. Yine bulunduğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne ilk gelişimden itibaren orada bizim sosyopark gibi bir projemiz var. O sosyoparkın içinde bu insani ve sosyal gelişim konusunun da mayalanması ve insanlığın hayatına fayda arz etmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Ki insani gelişim dedik, insanın kalbi dedik, kafası dedik. Bu kemer işi nereden çıktı? Bir defasında ondan önce kese,
Hocam dedi, sizin sisteminiz yeterli olmadı dedi. Neden dedim? İnsanlar bugün kendi menfaatleri ve ceplerine girecek parayla ilgili her şeyi değerlendiriyorlar dedi. Bu beni çok etkiledi. Keseyi de ekonomik bağlar, menfaatler ve hayatımıza yönelik daha kaliteli. Yani para birçok şeyin, ta çocukluğumda, ortaokulu yıllarında okuduğum bir cümle. Para birçok şeyin kabını verebilir ama içini veremez. Size neşeli anlar yaşatabilir ancak sizi huzurlu ve mutlu yapamaz. Dolayısıyla bugün insanın aşırı maddeperest olması, kapitalizmin ve materyalizmin bize yansıması ve bizim insanımızın, biliyorsunuz, en ciddi intiharlar en varlık sahibi insanlar arasından çıkıyor. Her türlü varlığı var, her türlü şeyi denemiş, hala huzur ve mutluluk bulamıyor. Ama bizim asıl huzurun kaynağı nerede efendim? Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulub ayet-i kerimesinde olduğu gibi kalpler Allah'ı zikrederek huzur eder. Nasip dediğimiz şey nedir? İnsanın yiyip hazmettiği, giyip eskittiği. Şimdi wardroplarımızda bir sürü kıyafetlerimiz var. Hangisinin hangisine uyumlu olduğuyla uğraşıyoruz. Yani kıyafet bir ihtiyacı karşılamanın ötesinde insanların şöyle veya böyle demesi için kullanılır hale gelmiş durumda ve daha giyemeden tozlanıp efendim üzerimize uymadığı için dışarıda değerlendirme noktasında bulunduğumuz birçok kıyafetlerimiz var. Bu kese yani ve nasip yine yediğimiz, hazmettiğimiz, yedik hazmedemiyoruz veya çok paramız var, biliyorsunuz Koç'un biliyorsunuz sadece patates yiyebildiği ile alakalı bir şey vardı. Yani böyle zengin bir insan türlü türlü nimetleri yiyemiyor. Tabii konfor meselesi ve mutluluk meselesi arasında insanlarımız bugün para her şeyi yapabilir, son model arabaya binersiniz ama sağlığınız yoksa son model araba ne işe yarayacak? Yani bunları, hani yine bir söz var, insanlar para kazanmak için sağlıklarını kazanabilmek için paralarını harcıyorlar gibi. Bunları pratik hayatta neyin ne kadar nasıl insani değerleri ön plana çıkaran bir tarzda devam etmemiz gerekiyor. İnsani gelişim noktasına biraz girmiş olduk böylelikle. İnsani ve sosyal gelişim bir konsept. Biz bunları yıllar önce Yusuf Ziya Bey'in YÖK Başkanlığı zamanında bir dosya halinde, bir milletvekilimiz Elazığ'daydım o yıllarda, Fırat Üniversitesi'ndeydim. Sağ olsun Tahir Öztürk Bey randevu alarak, sahip çıkarak bu projemize bize öncülük ettiler. O zamanki YÖK Başkanımıza dosyayı sunduğumuzda YÖK Başkanımıza İnsani ve Sosyal Gelişim Enstitüsü kurulması noktasında bir teklifte bulunmuştuk. O da bize Elazığ'da bunu yapmamızı, hayır efendim dedik, biz bunun merkezi bir yerde, YÖK bünyesinde veya merkezi bir üniversitede bütün öğretim elemanlarının yerine göre istihdam edilerek kurulmasıyla alakalı bir teklifimiz oldu. Çünkü bugün maalesef yüksek lisans ve doktora yaptıran birçok enstitülerin kadroları yok. Lisans eğitimi veren hocalarımız arta kalan zamanlarında adeta birçok yerde bu şekilde genel olduğu için öyle söylüyorum. Efendim, yüksek lisans ve doktora dersleri veriyorlar. Asıl ihtisas üniversiteleri ve ihtisaslaşmış kişilerin yüksek lisans ve doktora derslerini vermeleri ayrı bir şey. Bir bilgi kimde varsa o kişiyi bir ay, bir yıl, altı ay ne kadar bir yerde istihdam etmeniz gerekiyorsa o şekilde istihdam ederek yola devam etmeniz gerekir. Kuluçka merkezleri olunması gerekiyor bilgilerin insanların hayatına dokunabilmesi için. Beni en fazla etkileyen, kütüphanelerde nice kitaplarımız var veya en basit bir kitabı alın, içinden 3-5 tane cümlenin pratik hayatımızda olmadığını gördük. Bu da bizi tekrar tetikledi. Yine askere dönelim. Bir danışanımın sözü beni çok etkiledi. Abi ben insanlık, dostluk, arkadaşlık diye bir şeyin olduğunu burada gördüm diyor. Nereyi kastediyor? Asker ocağı, ki bir Türk erkeği için en zor şartların geçtiği yerdir asker ocağı. Buna rağmen bunu söylüyor. Biraz irdelediğimizde gördük ve anladık ki şu cümleyi kurdu. Abi benim dünyamda ya öleceksin var ya öldüreceksin var. Benim üçüncü bir şıkkım, şansım yok.
O zaman biz kime ne verdik, ne istiyoruz? Yani bilginin hayata taşınmasının arkasında bu var. Keseye işaret ettik. Ondan sonra bir başka sohbetimizde ki ben her insanı bir kaynak olarak buluyorum. Hangi yaşta, hangi tecrübede, hangi meslekte olursa olsun konuşurken böyle hocam senin sistem yine olmamış dediler. Neden dedim? İnsanlar kemer noktasında artık cinsel ilişkiler veya kadın erkek ilişkileri veya aile bağları noktasında toplumda ciddi yozlaşmalar ve kırılmalar var. Deyince kemeri de ki eskiden harama uşkur çözmek, kemer çözmek dediğimiz bir kavram var. O konseptte kemer konusunu da bu insani gelişimin bir parçası haline getirdik ve dolayısıyla dördüncü kağımızı ekledik insani gelişime. Bunların birbiriyle entegresi ve en son bir dostumuzla, bir akademik personelimizle sohbet ederken hocam bir teklifim de benim var, bir K daha ihtiyaç var dedim. O nedir deyince bu da kelam hocam dedi ki biz zaten insani gelişimi söz ve davranış uyumu şeklinde ifade ediyorduk. Beşinci K'yı da o dostumuzun teklifiyle eklemiş olduk. İnsanın söz ve davranış uyumu bütünlüğü. Yani burada kişisel bütünlük dediğimiz sosyolojide, psikolojide kişisel bütünlük, insanın inancı, sözü, tutum ve davranışları bir bütün olmadıkça bu iç çelişkilere, stres ve problemlere sebebiyet verir. İnsani ve sosyal gelişimin yaklaşım tarzları, prensipleri, teorileri de olan bir yapı. Onlara ileriki programlarımızda yine değineceğiz. İnsani ve sosyal gelişim bir akademik branş olma yolunda öncelikle bir ders olarak yola başlıyor, koyuluyor. İnşallah şu anda 21 kişinin seçmeli ders olmasına rağmen tercih ettiğini öğrendik. Onlarla yapacağımız çalışmalarda kaynaklarla bunu daha güçlü hale getirip yol alacağız. Zaten birçok yerlerde konferanslarımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, mesela yine Kadıköy Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan bir çalışmada, son yaptığımız çalışmada eğitimin insani ve sosyal gelişim boyutunu konuştuk öğretmenlerimizle. İşte Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde manevi danışmanlığın insani ve sosyal gelişim boyutunu konuştuk. Yine üniversitemizde İMÜSEM bünyesinde yapılan manevi danışmanlık dersinde bunu bir ders olarak biz bunu muhatap kitleyle hangi seviyede ne kadar ihtiyaçları varsa onlarla müzakere ederek, güçlendirerek bilgiyi ve pratik hayattaki problemleri bir araya getirip çözüm üretme noktasında bir gayret içindeyiz. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu farklı ilmi disiplinlerle beraber yol alacağımız bir çalışma. İnşallah diğerlerinde, diğer zamanlarda konuşmak üzere diyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum efendim.